dünyadaki ekonomik güç dengesi değiştikçe bunun stratejik, jeopolitik alana da yansıması kaçınılmazdır. Ülkemizde nispeten daha sakin diyebileceğimiz günlere karşılık dünyada olağan dışı hareketlilik devam ediyor. Ekonomideki kötü gidişatın halka olumsuz yansıması konuşuldu. Çok kutuplu dünyaya uygun rota çizilmesi gerektiğinin üzerinde duruldu. Müttefikimiz ABD ile ilişkilerin hayli fırtınalı bir evrede olduğunu görüyoruz. TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu toplantısı 4 Aralık'ta Ankara'da yapıldı. Dış tehditlere karşı en başta yapmamız gereken şey içeride bünyemizi kuvvetlendirmek ve değişen koşullara uyum yeteneğimizi artırmak. Dünya yeni bir jeoekonomik düzene doğru yol alıyor. Kurulda gelir dağılımında bozulma meydana geldiğine dikkat çekildi. Gelir dağılımı 2010 yıllı yılların başlarına kadar düzeliyordu. Ancak son yıllarda düşük büyüme, yüksek enflasyon ve yüksek işsizlik dar gelirli kesimlerde refah kaybına yol açtı. Şimdi yoksullukla mücadele ve gelir dağılımının daha adaletli hale getirilmesi konusunda çaba harcamak gerekiyor. Kurul konuşmalarında işsizlik ve büyüme rakamları da değerlendirildi. Ekonomi büyüme sürecine girerken işsizlikteki düşüşün arkadan gelmesi beklenen bir durum. Ancak ekonomik daralma düşük gözükmesine rağmen işsizliğin bu kadar yüksek seviyelere gelmiş olması son derece endişe verici. Dijital vergi ve konaklama vergisi gibi yeni dilimler getiren kanun teklifi de iş insanlarının hedefindeydi. Kayıtlı kesimin üzerine daha fazla yük getiren bu düzenleme, yıllardır beklediğimiz vergiyi tabana yayacak, vergi adaleti sağlayacak ve kayıt dışılığı azaltacak reformlar içermemekte. Kamu açığının süratle kapatılması gayesi taşımaktadır. Yüksek İstişare Kurulu'nda yoksulluk ve yolsuzluğa karşı Şili ile Bolivya gibi ülkelerde başlayan halk hareketleri de gündeme geldi. Birçok ülkede sokak siyaseti 1968'den bu yana ilk kez parlamenter siyaseti gölgede bırakarak belirleyici dinamik haline geliyor. Gündemimizi işgal eden bütün bu sorunlar bugün dünyanın çoklu bir kriz durumuyla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. TÜSİAD'ın toplantısında dünyadaki ekonomik güç dengesinin değiştiğine ilişkin de açıklama geldi. Türkiye'nin mevzilenmesine ilişkin uyarılar yapıldı. ABD gücünü büyük ölçüde muhafaza etse de dünya çok kutupluğa doğru bir eğilim içinde. Ülkemizin yakın geleceğini kaybetmemek, 21. yüzyılın çetin rekabet ortamında kaybolmamak için somut bir yol haritasına ihtiyacımız var. Bu yolu döşeyen taşlar demokrasidir, büyümedir, istihdamdır, eğitimdir.